Merhaba, Gündem Özel'le karşınızdayız. Gündem Özel'de gazeteci İskender Bayhan'la birlikteyiz. Merhaba, hoş geldin İskender Bayhan. Merhaba Zeliş, hoş bulduk. Herkese sağlıklı günler, sağlıklı bir hafta diliyorum. Evet, şimdi öncelikle yükselen dövizden konuşmakla başlayalım istiyorum. Döviz yükseldi. Dolar 7.24'ü görmüştü en son programa girdiğimizde. Biraz bunu değerlendirmeni isteyerek başlamak istiyorum. Şurayı da değerlendirir misin aynı zamanda? Şimdi doların yükselmesiyle beraber hükümet tarafından gelen açıklamalarda bunun manipülasyon olduğu, yine işte dış güçlerin oyunu olduğu gibi ifadeler ve söylemler var. Sen ne düşünüyorsun? Ya Zeliş, hükümet doların yükselmesiyle de hükümetin bunun izahıyla ilgili de söylenebilecek bence en doğru şey hükümet kapitalizmin, uluslararası sermayenin, tekerlerin her türlü nimetini yemenin peşinde koşuyor. Ama vatandaşın karşısına geçince de onlardan şikayet edip suçu onlara atıp kendini kurtarmak için takla atmaya çalışıyor. Yani bu denebilir ki AKP hükümetlerinin son dönemdeki tek adam yönetimi de dahil en mahir olduğu konulardan birisi. Daha dün dolar konusunda dolar başta olmak üzere Merkez Bankası ve Türkiye'nin finans politikalarına ilişkin Berat Albayrak bütün uluslararası sermayenin, uluslararası tekellerin, emperyalizmin en büyük temsilcilerin başta Citigroup olmak üzere temsilcilerin video konferansında güvenceler verme, onlara olabilecek en büyük garantilerden söz etme, ne kadar onlar açısından iyi hizmet edeceklerine ilişkin açık çekler vermek için toplantı yapıp arkasından da yandaş medyanın manşetlerinden efendim dış güçler şöyle yapıyor, dış güçler böyle yapıyor diye haberler okuyoruz. Aksine Türkiye'nin bugünkü gerek kur konusundaki durumu, gerekse de genel olarak mali dengelerine ilişkin tablosu gittikçe daha fazla dışa bağımlı hale gelen ve her sıkışmışlığını dışa bağımlılığını artırarak çözmek zorunda olan, sürekli dışarıda para arayan, sürekli dışarıdan kaynak arayan, işte en son en çok konuşulan swap anlaşmaları konusunda sürekli bir çaba içerisinde olan, IMF'ye gitmiyorum dışında dışa bağımlılık, uluslararası emperyal sisteme bağımlılık, uluslararası tekellere bağımlılık konusunda IMF kapısına gitmiyoruz dışında hiçbir artistik hareket yapamayan konumda. Dolayısıyla dolardaki artış, dövizdeki artış önümüzdeki günlerde de belli düzeylerde devam edecek gibi gözüküyor. Türkiye ekonomisinin de istikrarsızlığı ve dışa bağımlılığı artacak görünüyor. Peki kriz büyüyor mu? Böyle mi anlamalıyız? Evet tabii ekonomik, yani Türkiye zaten pandemi sürecine bir ekonomik krizden çıkamamadan girmişti. Şimdi salgın koşullarında ortaya çıkan tablo daha da ciddi bir ekonomik kriz süreciyle karşı karşıya bıraktı Türkiye'yi. Bu durumu 2008-2018 krizleriyle karşılaştırıp daha büyük, daha ciddi bir derin bir krizin yaşanabileceğine dikkat çeken ekonomistler de var, iktisatçılar da var. Ama açık bir tablo var ki hala hükümet bu süreç açısından tamamen dünya uluslararası kapitalist sisteme, dünyadaki tekelci sisteme entegre olma konusunda oraya garanti vererek ilerlemek gibi bir strateji istiyor ve bu da krizin faturasını halka kesmeye devam edeceğini gösteriyor. Yani kriz ilerleyecek, kriz derinleşecek, kriz ilerleyip derinleştiği gibi kriz süreci bunun faturasını da işçi emekçilere halka kesecek. Peki, o zaman biraz hem bu gelişmeleri düşünerek işte krizin artıyor olmasını, işte dövizin bu halde olmasını, bunları da düşünerek biraz koronavirüs meselesinde Sağlık Bakanı'nın açıkladığı normalleşme sürecini biraz değerlendirmeni isteyeceğim. Daha doğrusu buna normalleşme demeyi tercih etmiyorlar. Sağlık Bakanı Koca kontrollü sosyal hayat olarak tarif etti bunu. Ve bir takım kısıtlamaların kalktığını, bir takım kısıtlamaların gevşediğini gördük. Çeşitli maddeler var, işte açılacak yerler var, AVM'ler bunların başında geliyor ve berberler, kuaförler gibi bir takım esnafların da artık açacağını görüyoruz. İşte okullar açılacak vesaire. Bu maddeleri izleyenler de yakından takip etmiştir zaten. Biraz senin yorumlarını almak istiyorum bu konuda.
Evet, ister yeni normalleşme, yeni normalimiz densin, ister Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın söylediği gibi sosyal düzenlemeler, yeni sosyal düzenlemeler ekseninde durum izah edilmeye çalışsın. Ortada bence çok açık bir tablo var, bunu daha hemen başında söyleyelim. Çok açık bir tablo var, Türkiye'de hükümet, Erdoğan ve iktidarı, tek adam yönetimi başından beri pandemi karşısında, korona salgını karşısında bir salgına karşı halkın sağlığını temel alan, halkın sağlığını merkez alan bir mücadele vermedi. Aksine halkı idare etme politikası izledi. Şimdi yeni normal veya işte sosyal hayat açısından sınırlı da olsa sosyal hayata geri dönüş diye ifade edilen şey aslında, ki bence Fahrettin Koca'nın o açıdan ne dediğinden çok reisin ne dediği önemlidir. Reis'in söyledikleri önemlidir, Erdoğan'ın söyledikleri önemli. Onun da söylediğine bakılırsak, pandeminin başından beri işçileri temel alan, işçileri merkez alarak uygulanan bu sürü bağışıklığı sisteminin politikasının şimdi yavaş yavaş çemberi genişletilerek, kapsamı genişletilerek küçük esnafı, vatandaşı, kamu emekçilerini, kamu çalışanlarını biraz daha açarak toplumun biraz daha kent emekçi kesimlerini de kapsayacak şekilde, küçük burjuvazisini de kapsayacak şekilde genişletmeye yönelik bir girişim bu. Buradan beklenen de vatandaşı biraz daha birikmiş sorunları, huzursuzlukları yatıştırıp işte işler yoluna girecek, düzelecek gibi bir beklentiye sokup, ekonomideki kötü gidişatta dahil, bütün bir bu içine itildiğimiz zor koşullara dair yeni bir beklenti yaratmak. Başka bir şey olduğunu düşünmüyorum. Zaten bilim kurulu üyeleri de panik halinde arka arkaya açıklamalar yapıyorlar. Aman ha buradan farklı bir sonuç çıkmasın. Aman ha bazı şeyleri belki rahatlayacak ama sakın ha bizi daha kötü duruma düşürecek bir şey, normalleşme gibi, her şey eskisi gibi olacakmış gibi bir sonuç çıkmasın diye arka arkaya televizyonlar açıklama yapmaya başladılar, gazeteler açıklamalar yapmaya başladılar. Evet. Peki bu söylenen Türkiye koronavirüse karşı ilk mücadelesindeki ilk dönemi tamamlanmıştır kısmına dair söylemek isteyeceğim bir şey var mı? Yani bu dönem nasıl tamamlandı sence? Evet, Zeliş, var tabii. Bence hükümet Sağlık Bakanı Koca'nın öncülüğünde Türkiye'de hekimlerin, sağlık emekçilerinin, başta yani belki hatta ambulans şoföründen başhekimine kadar çeşit enfeksiyon alanından tutalım da bütün sağlık bilimlerine kadar bu alandaki sağlık emekçilerinin çabasını canını dişine takarak verdikleri mücadeleyi, fedakarlığı ranta çevirmeye uğraşıyor. Birinci aşama dediği aslında burada verilmiş mücadeledir. Bence bunu en iyi ifade eden şey, Türkiye hasta bakımında, tedavi sürecinde, yoğun bakım süreçlerinde sağlık emekçileriyle ciddi bir çaba sarf etti. Buralarda da iyi sonuçlar aldı. Şimdi bunu salgına karşı mücadelede başarı olarak pazarlıyorlar. Ortada böyle bir durum söz konusu değil. Çünkü zaten salgına karşı mücadele konusunda kimse hükümeti ya da sağlık emekçilerini, hastanelerdeki sağlık emekçilerini, hekimleri işte iyi yoğun bakım hizmeti vermiyorsunuz, hastalara iyi bakmıyorsunuz, koronavirüs hastalarına iyi bakılmıyor falan gibi suçlamalar ve eleştiriler yapmıyordu. Başka şeylerdi burada tartışmalar ama şimdi tedavi ve hastalıkla mücadele konusundaki olumlu gelişmeleri, ki bu daha da gelişsin keşke, daha da ileri olsun. Yani bu salgın lanet olsun gitsin bu memleketten, ama bunu kalkıp hükümetin başarısı diye pazarlamak tam bir AKP taktiği. Aynı dolar meselesinde olduğu gibi. Yani hükümetle hiç alakası olmayan her tür olumlu gelişmeyi kendisinin hanesine yazacak ama her tür olumsuzluğu, her tür eksikliği, her tür zayıflığı, yanlışlığı da dış güçlerin, bozguncuların, teröristlerin, darbecilerin, hükümeti sıkıştırmaya çalışanların, Türkiye'yi sevmeyenlerin, yerli ve millilik düşmanlarının işleri olarak pazarlayacak. Valla bunun dışında hükümetin başarılı olduğu bir iş görmüyorum. Ya da hükümetin tek başarısı bence başından beri bu işin faturasını halka yıkıp patronları, kapitalistleri kurtarmaya yönelik ki programlarda bir başarısından söz edilebilir. Yoksa pandemi salgınına karşı mücadelede başarıdan bahsedilemez. İkinci dönem denen dönem yeni bir deney dönemidir. Salgının idare edilmesinde
halkın sağlığıyla oynama temelinde atılmış yeni bir adımdır. Ve çok açık, tekrar söylüyorum, işçilere uygulanmış olan sürü bağışıklığı sisteminin daha geniş toplum kesimlerine, daha geniş halk, emekçi halk kesimlerine uygulanmak üzere bir adım atılmıştır ve bir deney yapılmaktadır. Çünkü yeni bir pik durumunda tekrar ciddi tedbirler almak zorunda kalacağız diye de sürekli bir şey kullanılmaktadır. Bakıp göreceğiz, politikasıdır bu, siyasetidir. Evet. Peki programı kapatmadan önce hemen başka bir sorum daha var. 6 Mayıs'ı geride bıraktık. 6 Mayıs'ta 68 genç kuşağı önderlerinden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın ölümlerinin, idam edilişlerinin 48. yılındayız. Ve 6 Mayıs'ta dün özellikle Türkiye'de pek çok il ve ilçede anmalar yapıldı. Denizler anıldı. Senin buraya dair de söyleyecek birkaç sözün vardır diye düşünüyorum. Ama soruyu şöyle sormak istiyorum. Denizleri anmanın ötesinde, denizleri anlamak, mücadelelerine sahip çıkıp onu ilerletmek için ne yapmak lazım? Evet. Biz her yıl aslında Türkiye'de mi 48 yıldır denizlerin idamından, katledilmesinden bu yana her yıl denizleri anıyor ve Deniz, Yusuf, Hüseyin ve onların şahsında Türkiye'de yaşamını halkına adamış, halkının ve ülkesinin bağımsızlığına, demokrasi ve sosyalizm mücadelesine adamış devrimcileri hatırlıyor, onların anılarını paylaşıyor, onlar için anma törenleri düzenliyor. Bu işin bir yönü. Ama dediğin gibi ikinci yönü, buradan da bazı sonuçlar çıkarıyor. Deniz, Yusuf, Hüseyin, bunlar birer devrimci kitle önderleri olarak bu halkın yüreğine, gönlüne taht kurdular. Onu, büyük çoğunluğunun en azından yüreğine, gönlüne taht kurdular. Kolay kolay kimse onları oradan silemez, silmeye çalışma eğilimleri de boşa çıktı. Ama onları idam edenler, onları katledenler, asanları, o dönem bu kararları alan siyasetçilerin ya çoğu unutuldu ya da önemli bir kısmı da unutulmadıysa da lanetle anılıyor. Onun için onların bu hatırası, bu anları daha uzun yıllar daha yaşamaya devam edecek. Ama denizleri anlamak ve onların mücadelesine sahip çıkmak bugün açısından ne anlam ifade ediyor dersek, bence onu emek gençliğinin hem 1 Mayıs hem de 6 Mayıs'ta hem denizleri anarken hem de işçi sınıfıyla birlikte 1 Mayıs'ta işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma gününü kutlarken ki attığı sloganlar iyi ifade ediyordu. Yani ya salgın ve kapitalizm, ya gelecek ve sosyalizm. 6 Mayıs için dile getirdikleri sloganda da çok çarpıcıydı. Emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı gençlik, gelecek, gelecek sosyalizm. Yani aslına bakarsak bugün denizlere sahip çıkmak, bugün kendi yaşamımıza, iş, ekmek, özgürlük taleplerimize sahip çıkmak, gelecek içinde bu kapitalizmin, emperyalist sistemin karşısında Türkiye'nin bağımsızlık, demokrasi ve sosyalist bir ülke olması için mücadele etmek anlamına geliyor. Ve uzun yıllarda böyle devam edecek görünüyor. Evet. Teşekkür ediyorum değerlendirmelerin için. Ben teşekkür ederim. Yine sağlıklı günler dilemeye devam edelim. Evet, Gündem Özel'in bugünlük sonuna geldik. Görüşmek üzere.